Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda başlıktan da anladığınız üzere 2020 Courier aracımızın gizli özelliklerinden bazılarını açtık, aktifleştirdik. Bunlardan ilkiyle başlayayım arkadaşlar. Şu şekilde kumandadan zaten iki cam otomatiğimiz var. İki camı açma kapama yapabiliyoruz. Şu şekilde basılı tuttuğumuz zaman bir süre. Evet, kilitleyeyim. Açtım. Basılı tuttuğumda şu şekilde gördüğünüz gibi camların ikisi de otomatik olarak komple iniyor. Tekrar kilitleme tuşuna basılı tuttuğum zaman bir süre, yaklaşık bir 3 saniye kadar bu şekilde tekrar komple iki camı da kaldırıyor arkadaşlar. Videonun hemen başında söyleyeyim. Bu şekilde bizim Facebook, Instagram üzerinden Club Courier olarak aratırsanız görebilirsiniz. Sağ olsun Club Courier'da Şükrü Öztürk abimin yardımıyla özellikleri aktif ettik. Normalde cam açma kapama vardı ama birazdan göstereceğim diğer özellikler yoktu. Onları sağ olsun onun sayesinde aktifleştirdik. Bu arada gizli özellik açmayla ilgili özellikle Ford grubunda Şükrü Öztürk abimin hemen videonun alt kısmına, açıklama kısmına iletişim numarasını bırakacağım arkadaşlar. Kayseri'de kendisi. Kayseri ve çevresindeki gizli özellik açtırmak isteyen arkadaşlar kendisiyle iletişime geçebilirler. Bunun da iznini aldım kendisinden sağ olsun. Ve bu izni de bize verdi. Şimdi aracın iç tarafına geçelim. Şu şekilde SD logo karşılama. Normalde burada Ford var arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Bunu SD'ye döndürdük. Bunun birçok çeşidi var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey, tercih. Ben bunu sevdiğim için bunu yaptım. Şimdi TV'miz açılsın. Bir diğer gizli özelliğimiz de arkadaşlar klima paneli. Sync 3'lerde normalde ekranda olmuyor. Ama burada biz ekrana da şey yaptık, entegre ettik gizli özellikle birlikte. Artı olarak sesli komut üzerinden klimamızı kontrol edebiliyoruz. Bu da onunla birlikte gelen bir özellik arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar 25 km hızdan sonra sanırım aktifleşiyor bu. Hıza duyarlı kapı kilitleme olayı. Bu şekilde kendi otomatik olarak hıza duyarlı kapıyı kilitleyebiliyor. Şimdi önce klimayı göstereyim. En son olarak da aracın kendi orijinal alarmını aktif ettik arkadaşlar. Bu da araçta kumanda harici, yani kontak harici başka bir şeyle açıldığı zaman araç kendi kornasıyla ve dörtlüsüyle geri bildirim yapıyor. Bunu da en son göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde burada klima panelimiz yoktu normalde. Bu klima paneli geldi. Yukarıda koltuk ısıtmanın da tuşları var ama maalesef koltuk ısıtma sadece Focus'larda çalışıyormuş. Onlar şu anda aktif değil. Araç Titanium Plus zaten. Şu şekilde klimayı buradan yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyi burada var. Şöyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi otomatik buradan da açıldı. Oradan yine kapatabiliyoruz. Otomatiğe bastığımızda kendisi direkt otomatik olarak sıcaklığı ayarlıyor. Yine buradan sıcaklığımızı artırıp azaltabiliyoruz. Onun haricinde şurada buz çözme olayı var. Ön camla ilgili. Yani ön camda max ve klimayla birlikte sıcaklığı ayarlıyor. Ön cam buz çözücü için. Yine onu buradan kapatabiliyoruz. Şimdi klimamızı kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi klima kapalı. Ve ben sesli komut üzerinden klimaya komut vereceğim. Şimdi tıkladım. Sesli komuta bakın. Burada ayarla sıcaklık var. Lütfen tekrar deneyin. Sıcaklık 29,5 derece. Gördüğünüz gibi. Hem burada yazıyor. Hem de burada otomatik olarak açılıyor zaten klimamız. Minimum sıcaklık. gördüğünüz gibi wow dedi. Aynı zamanda ekranda da bildirimi geliyor. Maksimum sıcaklık. Evet, şu anda da en yüksek sıcaklığı aldı. Klimanızı açık. Yolda seyir halindesiniz. Orayla uğraşmak istemiyorsunuz. Bastığınız zaman sesli komut tuşuna sıcaklık 20... Telefon şu anda bağlı değil. Sync önceden eşleştirilmiş telefona bağlanmaya çalışıyor. Konuştuğum için tam algılamadı şu anda. Sıcaklık 25. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sıcaklığımızı biz ne istersek ona göre ayarlıyor. Çok fazla zaten kullanma imkanım olmadı. Aslında 1-2 aydır açık ama malum havalar da soğudu bayağı. Sürekli sıcakta kullandığımız için direkt el alışkanlığı buradan direkt otomatik olarak açıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kontağımı kapattım. Araçtan ineyim. Camını da açayım. Camını açtım. Kapımı kilitledim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Araç uyku moduna geçmesi gerekiyor. Alarmın çalışabilmesi için. Şu anda kapılarımız kilitli. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kapılar kilitli şu anda. Bir süre bekleyelim. Alarmımızın devreye girmesi için, yani aracın uyku moduna geçip alarmın devreye girebilmesi için aracın bir süre beklemesi gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar bu arada uyku modunu beklerken aracımızda zaten aldığımda ben geri görüş kamerası vardı. Geri görüş kamerası fabrikasyon şekilde, yani açma kapama tuşunda değil. Fabrikasyon olarak bir geri görüş vardı. Aksesuarlı olarak gelmişti zaten. Onun haricinde bu ekranımızda Sync 3'lerde video oynatma özelliği var. Evet, ama bu özellik biraz maliyetli olduğu için, yani maliyetten kastım 500-600 lira minimum bu fiyat aralığında olduğu için şu an için yaptırma gereği duymadım. Onun haricinde Android Auto kullanıyorum zaten. Oradan YouTube üzerinden video açabiliyorum. Google Maps'i kullanabiliyorum, haritaları. Onun haricinde o yüzden yani açtırma gereği duymadım şu an için. İlerleyen zamanlarda belki açtırabilirim. Bayağı bir zaman oldu. Uyku moduna geçmiştir diye düşünüyorum. Şimdi aracımızı içeriden, şuradan kendimiz açma kolundan açayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Dörtlü ve korna ile geri bildirim yapıyor arkadaşlar. Bunu kapatmak için de sadece kumandamızdan açma tuşuna basmamız yeterli. O şekilde kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi gizli özellik konusunda Şükrü Öztürk abimizle iletişime geçebilirsiniz. Facebook grubuna ya da aşağı belirttiğim iletişim numarasından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.